Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hocam o zaman başlayalım hazırsanız. Bismillah. Arkadaşlar tefsir usulüne baktığımızda burada tefsir, tevil, meal, tercüme gibi kavramlarımız var. Şöyle özetlemiştim bir yerde ama şimdi tek tek bunları işleyeceğiz. Öncelikle tefsir ile giriş yapalım. Arkadaşlar tefsirin sözlük anlamı ve terim anlamı bizim için önemli. Açıklamak, aydınlatmak, ortaya çıkarmak, izah etmek, detaylandırmak, bir şeyin üzerindeki örtüyü kaldırmak anlamlarına gelir. Bir şeyin üzerindeki örtüyü kaldırmak bu, bu kavrama, e, bu cümleye dikkat edin. E, çeldirici olmasın, şıklar arasında. Terim olarak ise Kur'an ayetlerinin okunuşlarını, manalarını ve taşıdıkları hükümleri inceleyen ve bununla ilgili usul ve teknikler ortaya koyan ilme. E, tefsir diyoruz hocam. E, tefsir yapan kişiye arkadaşlar müfessir denilir. Tefsir yapan kişiye müfessir denilir. Mesela i̇şte hadisle ilgilenen kişiye muhaddis denilir. E, fıkıhla ilgilenen kişiye ise fakih denilir. Tefsirle ilgilenen kişiye ise müfessir denilir arkadaşlar. Öğretmen de muallim e, denilir arkadaşlar. Bunlar birbirine yakın kavramlardır. Özetledik bunu. Peki tefsir ilminin amacı hocam nedir? Tefsir ilminin amacı arkadaşlar Kur'an ayetlerinin mana ve maksatlarını, amaçlarını açıklayarak Kur'an'ın anlaşılmasına yardımcı olan ilimdir arkadaşlar. Peki bir kişi müfessir olursa hangi şartları üzerine taşıması gerekir? müfessirde olması gereken şartlar nelerdir şeklinde bir soru gelirse arkadaşlar şunlar. Bir, Arap dilini çok iyi bilmesi gerekiyor. Hocam Arapçayı bilmeyen tefsir yapamaz. Kur'an ilimlerine vakıf olmak gerekiyor. Yani burada Kur'an ilmi derken aklımıza gelebilecek her ilim gelmesi gerekiyor. Mesela nasih mensuh konusu, mesela siyah ve sibak konusu, mesela muhkem ve müteşabih konusu gibi gibi Kur'an ilimlerinin arkadaşlar hepsine hakim olması gerekiyor. Peygamberin sünnetini iyi bilmesi gerekiyor. Hadisleri çok iyi bilmezse Kur'an'ı tamamen e, hocam e, doğru bir şekilde anlayamaz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, namazı kılın diyor Cenab-ı Allah ama namazın nasıl kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. E, nereden geçer? E, hadislerde geçer. Dolayısıyla hadisleri bilmeden, hadisleri anlamadan Kur'an'ı doğru anlamak e, zordur. Sahabe ve tabiinin görüşleri tabii ki bilmek önemlidir. tesir yapmak için önemli bir madde. Aynı zamanda kelam, fıkıh, hadis usulünü çok iyi bilmesi gerekiyor. dini ilimlerin yanı sıra bilimsel verilerden de istifade etmeli, onlardan da yararlanmalıdır. Daha sonra müfessirin şahsı bir amacı veya maddi bir beklentisi olmamalı. Yani müfessir, müfessir burada bir eser ortaya çıkaracaksa e, kişisel olarak bir maddi beklenti içerisinde olmaması gerekiyor. Mesela daha önce e, Mehmet Okuyan adında bir kişi e, tefsire gerek olmadığını, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlara kafi olduğunu açık açık söylen bir insan. Daha sonra kendisi ciltlerle tefsir yazmıştır. Bilmiyorum hangi amaçta onu yazdı ama e, tefsir yap, yazılırken bir beklenti içerisinde olmamak gerek yani bir maddi yarar bir para kazanma e, amacı değil yani. Müfessirin sağlam bir inanca sahip olması gerekiyor hocam. Çok sağlam bir inanca sahip olması gerekiyor. Aksi takdirde e, sapıtır. Başka bir yerden örnekler verir. insanların da aklını bulandırır. Müfessirin zeki ve kuvvetli muhakeme gücü olması gerekir. Toplumu ve toplumun problemlerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bir de ileri görüşlü olmalı. Buna da mevhibe ilmi diyoruz hocam. Bunlar müfessirde olması gereken e, hocam nelerdir? Durumlardır. Peki tefsirlerde neden ihtilaflar var? Yani neden birçok tefsir var ve bu tefsirler birbirinden farklı bir şekilde ayetleri yorumluyorlar? Öncelikle hocam kıraat farklılıkları. E, hocam kıraat farklılıklarından dolayı... Ayetler farklı bir şekilde yorumlanmıştır. Mesela 10 ayrı kıraat var demiştik daha önce. Duha suresini okurken biri ve duha derken diğeri ise ve duhe şeklinde bir okuyuş gerçekleştiriyor. Ne oldu? Kıraat farklılıkları şey yön verir nasih mensu konusundaki ihtilaflar. Hocam ayetlerde nesin olup olmadığı ihtilaflıdır. Yani, ayetlerde nes olunmuş mu olunmamış mı şeklindeki e, ihtilaflar günümüzde de konuşulur bu. Önceki e, kutsal kitaplarda bazen bu durumlar olmuştur. Nesih olmuştur ama Kur'an-ı Kerim'de olup olmadığı ihtilaflıdır. Kimi alimler olmuştur, kimisi olmamıştır diyorlar gibi. Bundan dolayı farklı yorumlar ortaya çıkmıştır. Muhkem ve Müteşabi konusundaki ayetler. Hocam muhkem ayetler herkesin anlayabileceği ayetlerdir. Müteşabi ayetler ise herkesin anlamadığı kapalı olan ayetlerdir. Kapalı olmasına rağmen ne yapıyor? Herkes yorum yapıyor. E, fakat e, insanların yaptığı yorumlar birbirini tutmuyor. Umuma husus konusundaki itilaflar kimisi diyor ki şu ayet e, kişiseldir. Sadece o insana inmiştir. Kim istediği hayır diyor. Bu bu herkesi kapsar, umumdur. Bundan dolayı ihtilaflar, e, Hükümleri mutlak ve mukayyet anlam ifade ettiği konusundaki ihtilaflar. Hocam mutlak ve mukayyet derken yani e, hüküm özel bir hüküm mü yoksa genel bir hüküm mü? Burada da aynı o, o şekilde o. I, ifade var. O ifade e, gerçekten te, şey mi? Ölçülendirilmiş mi, ölçülendirilmemiş mi? Bundan dolayı itilaflar ortaya çıkmış. Bir de Kur'an-ı Kerim'in lafızlarının çok anlamlı. Yani a, ayetlerdeki kelimeler çok fazla anlamlara geliyor. Mesela e, Kur'an-ı Kerim'de geçen salat kelimesi, namaz kelimesi birçok anlamına, anlama geliyor. Namaz anlamına geliyor, dua anlamına gelir, rahmet anlamına gelir. Şimdi hangisini alacaksın? Sen namaz anlamını alırken ben dua anlamını alıyorum. Diğer arkadaşlar rahmet anlamını alıyor. Bundan dolayı tefsirlerde farklılıklar oluyor. Bir de seleften gelen farklı rivayetler olduğu için yine bu da bir ihtilal sebepleridir. Selef selef alimleri ilk başlarda ayetleri sadece zahire olarak yorumlamışlardır, batını olarak yorumlamamıştır. Bunlardan gelen farklı rivayetler de etkilemiştir bu sonraki kişilerin yorumlarını, görüşlerini. Tefsir hocam genel manada budur. Tevil'e baktığımızda ise hocam tevil sözlükte bir şeyi aslına varacağı yere ve kaynağına döndürmek manalarına gelirken terim olarak ise birden fazla manaya gelen ayetlerin muhtemel anlamlarından birini tercih ederek asıl manaya ulaşmaktır. Yani birden fazla manaya geliyor. Bu birden Fazla gelen manalardan birini seçiyorsun. Tercih ediyorsun. Bu da e, tevildir hocam. Tefsirden farkı budur. E, bunun hocam kendi içerisinde üç çeşidi var. Tevilin çeşitleri beyani tevil, burhani tevil, irfani tevil diye. Bu da bir daha çok dikapla alakalı olan bir bölüm. Buranın detayını soracaktığını zannetmiyorum. Ama yine de şöyle bakalım. Beyani tevil denilince hocam. Kur'an'da anlamlar üretmek olarak ifade edilir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki anlamları bulma faaliyeti beyani tevildir. Bunun amacı budur. Kur'an-ı Kerim'deki anlamları bulma faaliyeti beyani tevil içerisindedir. Fıkıhçılar, kelamcılar, müfessirler, dil bilimciler bu tevil çeşidini kullanırlar. Burhani tevil ise hocam akıl ve nakil uyum içerisindedir. İkisini birlikte ele alarak anlamdırırlar. Yani hem nas hem nas hem akıl hem de nakil. Nas ve akıl. İkisini beraber birlikte kullanarak yorumlarlar. Burhani tevil de budur. E, en büyük tevil e, hocam temsilcisi kuramcısı İbn-i Bunu dediğim gibi daha çok şeyde sorarlar. ÖABT'de soru, sorulacak bir bilgidir bu. İrfani tevil ise daha çok tasavvufçuların, e, tasavvuf erbabının yaptığı yorumlardır. Kalbine bir sezgi gelirse, bir keşif gelirse, bir ilham gelirse bu şekilde yapılan bir tevil çeşididir arkadaşlar. İrfan denilince aklımıza tasavvuf tasavvufçu gelsin. Onların kalbi, sezgisi, keşfi, ilham gibi kavramlar gelirse aklımıza direkt irfan, tevil gelsin hocam tefsir ile tevil arasındaki farklara baktığımızda. Hocam tefsir Hz. Peygamber ve sahabeden geldiği için kesinlik arz eder. Ama e, tevilde herhangi bir sahne delilden dolayı lafzın muhtemel manalarından birisini tercih etmek anlamı taşıdığı için kesinlik ifade etmez. Yani tevil birden fazla manaya geldiği için iç, iç, içlerinden birini seçiyorsun. Dolayısıyla kesinlik ifade etmiyor hocam. 2 kaynağı itibariyle tefsir tevkifi ilahi beyanlara dayanır. Yani kaynak Allah'tır. Ama tevilde hocam e, kaynak e, Allah değil bireysel ictihadlara dayanıyor. Yani adamın kendi görüşünü e, anladığı şekliyle onu yorumluyor. istihadına dayanıyor. Tefsirde genellikle ayetlerin lafızlarında görülür. Yani ayetlere bakarken kelimelere bakıyorsun, kelimenin köklerine bakıyorsun, lafızlara bakıyorsun bu anlamı ifade ederken. Ama tevilde ise manasına bakıyorsun. Acaba bu ayette ifade edilen mana nedir? Yani lafza değil, lafzın arkasındaki batına diyebiliriz yani. Tefsirde, tefsir hakikatte delalet ettiği için ekseriyette tek bir anlam söz konusu. Yani genel manada hocam tefsir e, yapılırken bir anlama gelir. Hemen hemen herkesin büyük çoğunluğun anladığı şey hocam e, bir cümledir. Ama tevil yapılırken birden fazla çok fazla anlamlara gelir demiştik. Birincisi de seçmektir. Birçok anlama gelir hocam. Müsaittir buna. E, tefsi, hakikat yoluyla lafızların zahiri manalarına yine ay yukarıdaki gibi lafızlara bakılır. Zahiri manalara bakılır. Tevil ise lafız, lafızların içsel anlamlarına yani batınını olayın e, arkasındaki gerçek hakikati araştırır tevil. Tefsir semavi kitaplarda ve bunların dışındaki kitaplarda da olurken mesela hem e, kutsal kitaplarda hem de diğer kitaplarda bu bunu tefsir ya tefsir edebilirsin ama tevil daha çok semavi kitaplarda yapılır. Yoksa e, diğer kitaplara, diğer kitaplarda yapılmıyor. Daha çok kutsal kitaplarda yapılıyor. Hocam. Tevilin kabul edilmesi için iki şart gerekiyor. Yani eğer kişi tevil yapacaksa iki şart gerekir. Bir, ayete ters düşmemeli. Yani yapacağın tevil, yapacağın yorum bir ayette ters düşmemeli, bir hadise ters düşmemeli, muhalif olmaması gerekir. İki, e, bu tevvihi yaparken yine bir delile dayanman gerekiyor. Yani yorum yapıyorsun ama e, yaptığın yorum bir delile dayanması gerekiyor. Ya ben bu yorumu şu ayetten dolayı yapıyorum, şu hadisten dolayı yapıyorum şeklinde bir delillendirme de yapman gerekiyor arkadaşlar. Arasındaki fark budur. 3. meal. Bir sözün anlamını yaklaşık olarak tercüme etmektir. Terim olarak ise Kur'an-ı Kerim'in kısa açıklamalarla bir başka dile çevrilmesidir. Yani hocam günümüzdeki Kur'an-ı Kerim'de Türkçe olarak okuduğumuz yazılar mealdir. Yani Arapçadan dilimize çevrilmiştir. Fakat kişinin anladığı şekliyle e, Kur'an-ı Kerim'in anlamını çevirmiştir. Bunlara mealdir. Ama moda mod değildir. Eğer moda mod olursa bu tercüme olur. Peki neden farklılıklar var meallerde? Örneklerim Kur'an-ı Kerim elimize aldığımızda oradaki meallerde de farklılıklar var. Çünkü bu, farklar, bu farkların olmasının sebebi şunlar hocam. Ayetlerin çevrilen dilde birebir karşılığının olmaması. Hocam Arapça çok geniş bir dil, çok zengin bir dil. E, Örneklerim o kelimenin karşılığı Türkçe'de yok. Mesela e, Arapça'da kişiye ente derken erkeğe, bayana ise enti deniliyor. Ama bizde sen deniliyor değil mi? Hem erkek için hem de bayan için sen e, ifadesi var. Şimdi Arapçadaki o karşılık Türkçede yok. Hem erkekler için ente, hem de bayanlar için enti. iki farklı e, kavram var ama Türkçede bunun karşılığı sadece bir tane ikisini kapsıyor. Bundan dolayı farklılıklar oluyor gibi. Ayetlerin lafızları anlam olarak çok zengin. Yine iyi, aynı, aynı manaya geliyor. Bir de burada müfessirin yaptığı yorumdan dolayı e, müfessirin bireysel varlıkları yani o müfessirin gördüğü eğitim, yaşadığı toplum, sosyal farklılıklar, anne babanın etkisi, dedenin etkisi, ailenin etkisi, çevrenin etkisi e, kişinin yorumunu e, etkiler mi? etkiler. Bundan, bundan dolayı hocam meallerde farklılıklar vardır değil mi? Şurası arkadaşlar ÖABT konusu. Meal hakkındaki bilgiler Berberice, Hint, Farsça, Latince. Bir hocam buraya okursunuz ama e, bu, şimdi ÖABT'de yani.